Bismillahirrahmanirrahim. Hacı Gülbin Hanım bugün yanımıza geldi. İhvanımızdan pek meraklı bir hanımefendidir. İstanbul hanımefendisidir. Binaenaleyh İstanbulluğuna karşı İstanbulluca konuşmak bir zarurettir. Çünkü bizim lisanımız efendim şimdi darmadağın olmuş. Ve insanlar acayip olmuşlar. Hatta bizim milletimizin efendim konuştuğunu biri konuşursa ötekisi anlamaz olmuş. Birisinin anladığını ötekisi anlamaz olmuş. Yani acayip bir dünyaya çıkmışız. Zaten insan her gün yeni bir dünyaya çıkıyor. Hacanım. Dünkü dünya ile bugünkü dünya bir değildir. Yani dünkü dünyayı efendim bugünkü günde tatbik edemezsin. Dünkü dünyanın ölçüleri başkaydı. Efendim, bugünkü dünyanın ölçüleri bir gün atar. Dünkünü bugün kullanamazsın. İlla değiştireceksin. Çünkü efendim, dünya eskilerin söylediği tabir üzerine İnkılap dünyasıdır. İnkılap. Yani bir halden bir hale. Boyuna döner. Onun için şimdi tabiata bile baksak efendim bunu biz görürüz. Yaz gününün tecellisi başkadır. Güzün başkadır. Kışın başkadır. Baharın başkadır. Cenab-ı Hak gösteriyor. Lakin maalesef o zaman insanı hissiz, duygusuz mahlukata dönmüşlerdir. Hiçbir şeye hikmet almak için bakmıyorlar. Sarhoş olmuş 21. yüzyılın insanı. Sarhoşa ne söylesem anlamaz. Neye Cenab-ı Hak 4 mevsim yaptı? Her mevsimin tecellisi başkadır. Şimdi güz mevsimindeyiz. Yazın tecellisi yok şimdi. Bir ay sonra kış mevsimi gelir. Sonbaharın tecellisi onda yoktu. Şiddetleniyor. Ondan sonra yumuşar, bahar gelir. Baharın insana verdiği neşe ve neşve hiçbir mevsim veremez. Tabiattaki Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu güzelliği, tecellisi bahar mevsimindedir.
düşünen yok, bakan yok, ibret alan yok, ders alan yok. Ne için bahar? Ne için ilkbahar diyoruz? Çiçeklerin açıldığı, ağaçların uyandığı en tatlı mevsim, en güzel. Sonra sonbaharda gelir. İlkbahara karşı sonbaharda var. Neye sonbaharda yiyoruz? Çünkü şiddetli gelen kış mevsiminin evvelinde insanlara efendim bir rahatlık veren mevsimdir bu da. Evet. Kışta görünemeyen efendim çiçek olsun, yemiş olsun bu mevsimde görünür ve sonbahar güzelliği vardır. İlkbahar bütün açılıştır. Tabiatın açılmasına dair efendim ilahi ferman, ilahi ferman gelir. İlahi fermana karşı kimse duramaz. Bahar. Ne derler ona? Efendim bahara, baharın girişine ne derler? Nevruz. Nevruz'un şenliği var. Açılışı var. Sonbahar Nevruz'un getirdiği güzelliğin kapandığı zamandır. Kapanır. Ve tabiat uyur. Uyur. Tek tip ağaçlar kalır ki kışın şiddetine tahammülleri vardır. Ona aittir onlar. Yani umumi güzelliğin zuhuru Nevruz dendir. Yeni gün, senenin yeni günü, ta kış mevsimine kadar devamı var. Çeşit türlü tecelliyle, görüntüsü başka. Lakin insanoğlu yazıklar ki düşünmüyor. Serhoş haline girmiş. Mevsimleri yalnız elbiseleriyle karşılıyorlar. Onun ötesinde mevsimlerin sırrını öğrenmeye hiç hevesleri yok. Düşüncede bir şey kalmamış insanlarda. Şimdi her yerde efendim sonbahar modaları, elbise, milletin aklı fikri şimdi giyeceğinde oldu. Sormuyor. Bu nedir? Alemin efendim ne işmesinde ne vardır? Ne için hepsi kış bir mevsim olmadı? Ne için yılın 12 ayı birbirine benzemedi? 3 ay, 3 ay, 3 ay, 3 ay, 12 ay.
her birisinin bir hüviyeti var. Uydurmaca kimliği vardır. Ne içindir? Bu kimliklerinin değişmesinde ne vardır? Şimdiki kendilerini efendim modelin sayan sosyete insanları diyerekten iddia edenler efendim onların nazarında yazlık, kışlık, mevsimlik modayı takip etmek var. Modanın peşindedirler. Acaba nasıl? Bu senin modası nasıldır? Onu alalım. Beyefendi. Buyur hanımefendi. Biliyorsunuz şimdi mevsim değişti. Bu elbiselerimizi bu mevsime göre değiştirin. Canım şansanım yok mu? Hayır. Şansanın modası başkadır. Bu senenin modasını takip ediyoruz. Biliyorsunuz ki biz sosyetik kimseleriz. Sosyetik olduğumuzdan dolayı sosyetik kimseler modayı adım adım takip ederler. Tamamıyla takip edebilen bir sınıf olsa da biz kendi halimize göre takip edeceğiz. Onun için yeni ayakkabı lazım. Yeni efendim, giysi lazım. Yeni moda üzerine efendim başımıza, boynumuza bir şal takmamız lazım. Bunları biliyorsunuz. Biz sosyeti kimseleriz. Bizim bu vazifemiz mecburidir. Biz yazlık elbiseyle kışa giremeyiz. Ama geçen senenin efendim sonbaharında giydiğimiz elbiseyi bu sene giymeye olmaz. Çünkü sosyetik bir nizam vardır. Efendim biz her mevsimin elbisesini üzerimize giyip herkese göstereceğiz. Biz dedirtmeyeceğiz ki hanımefendi sosyetik seviyesini kaybetti. Bir acayip oldu. Geçen sene de giydiğini bu sene de giyiyor. Bunu dedirtemeyiz. Beyefendi, onun için biz mevsime göre elbiselerimizi tedarik edeceğiz. Bu birinci vazifemizdir. Maşallah hanımefendi çok mütalaa yapıyorsunuz. Bununla beraber bu mevsimlik her şeyin yeni modasını efendim almak için bizim kendi gücümüz yeter mi yetmez mi? Siz bunu sormuyorsunuz. Ayol nasıl? Ya. Ne demek? Siz bizi ne aldınız? Bizim istediğimizi alamadıktan sonra siz neyi biz sizi ne çekeriz? İsterseniz siz çıkıp gidin. Biz de istediğimize göre bir kimse uydurur. Estağfurullah. Hanımefendi. Canım. Makul olunuz. Siz makul olunuz. Ben makul olayım. Ben zaten makulum. Siz
Mahkumsunuz. Biz mahkumuz. Erkek söylüyor. Mahkum. Hanımefendi diyor ki, biz zaten makul olan biziz. Lakin makul olmayı bilmeyen siz erkeklersiniz. Sizin daima işiniz kadını mahkum etmektir. Hadi arada kavga çıkar. İşte böyle bu hale düşürüldük biz. Eski zamanda herkes kendini sitrederdi. Örtüsü vardı, efendim, entarisi vardı. Üzerine çarşafını örter, zarı olan yere çıkar gider gelirdi. E şimdi zaman değişti. Beyefendi, zaman ne değişti? İşte yaz, işte kış. İşte güz, işte bahar. Neyi değişti? Sizin görüşünüz yanlıştır. Biz doğruyu görüyoruz. Siz kendinize göre bir şeyler uyduruyorsunuz. Biz modayı takip eden sosyetik insanlarız. Ya bizi kabul edersiniz, ya kapıdan çıkarsınız. Teessüf ederim hanımefendi. Moda için bize yol verdiniz. Evimizi terk edelim. Çoluk çocuğumuzu terk edelim. Ve siz bizi kapı dışarı ediyorsunuz. Hiç sormuyorsunuz ki aylığımız ne kadardır? Gelirimiz ne kadardır? Bu gelirden nasıl geçiniriz? Sizin aklınızda böyle bir şey yok. Beyefendi alsın, beyefendi getirsin, beyefendi değiştirsin. Bizim de bir hududumuz var. Çeşitli masrafımız var. Aileyi geçindireceğin. Biz modanın arkasına düşersek, siz de perişan, biz de perişan. Çoluk çocuk da sokaklarda o zaman perişan olacak. Makul olduğumuz hanımefendi, biz kafirlerle de makuluz. Siz kendi işine, onun için hanımlar bir parça akılları kısadır. Israr ederler. Var yok bilmezler. Öyle bir hale getirdiler milleti ki var yok bilmiyor. Kavga ediyor. Elindeki hanım efendim erkeğin getirdiğine gani olmuyor. Ben de vazife göreceğim. Ben de para kazanacağım. Ben de istediğim gibi yaşayacağım. Bu felsefe şeytanın felsefesidir. Hanımefendi evini gözeten, beynini gözeten, çocuklarını gözeten, ırz namusunu gözeten kimse olur. Dinini, imanını sayan, seven insan olur. Şimdi milleti azdırdılar. Modaya uydurdular. Dine uydurmayı kaldırdılar. Biz dine uymayız, biz modaya. Sizin dininiz ne moda? Sizin dininiz ne? Bizim dinimiz İslam. Hayol, bu zaman İslam'ı gösterdiğini tutamayız. Bugün bizim tutacağımız yol modaya uymaktır. Modaya uyacağız ve yaşayacağız. Beğendiğiniz buyurun, beğenmediğiniz işte kapı. Allah bizi affeylesin. Bu hale getirdiler. Bu başımızdakilerin başlarında olanlar. Nereden nereye geçti? Allah bizi affeylesin. Fatiha. Kapıyı üstü astım ben. Hadi namaz kılalım.